5 dakika sonra görüşelim. Hocam bir çekim yapalım. Arkadaşlar çabuk hocam. Hocam bir dakika. Bozdan çabuk hadi çekiyorum gidiyorum. Çek. Tamam. Tamam. Boşaltıyoruz. Hayır. Ne kadar son derece heyecanlar, müthiş keser maaşlar var. Araçlarla bir şov, pistler çekiyorlar. Tekrar piste döndürüyorlar. Ve döndü. Evet. Yarış çok heyecanlı başladı. İki aracımız biraz gerilir de arka toplar. Şu an en üst kez. Çok mutluyum. Yani bu mühendislik fakültemizin böyle bir başarı elde etmesi beni çok mutlu etmiştir. Tabii biz üniversite olarak şuna çok önem veriyoruz. Ürettiğimiz bilgi ve teknolojinin ürün haline dönüşmesi. Bunun için de bu yarışlar, bu tür şeyler, ürettiğimiz ürünlerle katılıp yarışma bizim için çok önemli. Bugünkü bu yarışta tek vakıf üniversitesi olmak ve dereceye girmek ayrıca gurur kaynağı. Peki arkadaşlar zorlandılar mı aracı yaparlarken? Çok. Fedakarca gece gündüz 70-80 tane şey arkadaşlar. Yakında yurt olmasına rağmen 100 metre atölyelerde kalarak çalıştılar. Onları çok tebrik ediyorum. Çok fedakar. Altınbaş Üniversitesi vakıf üniversitelerinde araştırmaya ve Türkiye'nin milli hedeflerine nasıl katkı sağladığını göstermek amacıyla çok büyük bir adım attı. TÜBİTAK'ın düzenlediği elektrikli araç yarışına bu sene güçlü bir ekiple katılıyoruz. Bugüne kadarki teknik ve sıralama yarışlarında ekibimiz çok önemli bir başarı elde etti. Gerek enerji verimliliği, gerek aracın dizaynı anlamında gerçekten de ülkemizin ileride elektrikli araç ihtiyacını karşılayacak bir modellemeyi ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Bu tabii bir ekip çalışması. 8 aydır öğrencilerimiz gece demeden, gündüz demeden çalıştılar. Bu yıl bir ilk var. TÜBİTAK aracın motoru dahil her şeyin yerli üretim olmasını istiyor. Biz de bunu gerçekleştirdik. Tamamen orijinal, tamamen bizim öğrencilerimizin dizaynlarıyla, tasarımlarıyla yola çıktık. Ümit ediyoruz. Türkiye'deki bu yarışlar ve teknolojiyle ilgili, inovasyonla ilgili yapılanlar gerçekten de ileriki yıllarda Türkiye'nin de özellikle elektrikli araç, hidroenerjili araç konularında dünyada önemli bir yere gelmesine imkan sağlayacak. Gayet güzel yarış. Biraz zorlayıcıydı. Sıcaklık birazcık mücadele etmemizi zorluyor. Ama her zorlukla karşılaştığımda ekibimin bu aracı yapmak için verdiği emekleri düşünüyorum.
sabahladığımız geceleri, sağda solda lastiklerin üstüne yattığımız geceleri düşünüyorum. Onların bana olan desteği her zaman benim moralimi bulmamı sağlıyor ve sıcaklığı hissetmememi sağlıyor. Az önce onları da telsizden geçtim. Önemli olan sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınız. Ben bu ekiple bu şerefi yaşadığım için çok çok şanslı buluyorum kendimi. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Hazır mısın Adem? Devam ediyor. Bu yıl boyunca bu sürece sadece kendi kapalı içimizde değil, bizim sürecimizi, yani başlatmış olduğumuz bu yıl 15. kutladığımız yarışmaları yaygınlaştırdığımız için, tanıttığımız için bir teşekkür teşviği için bunu paylaşıyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir gün yürüyüşü bölümüne davet ediyoruz. Evet, Bartın. Bartın Üniversitesi ve takım ülkeniz.